Sistem Global'in bir problem var mı? Ben de bir sıkıntı mesajı Yok, verdi. Hayır. Hüseyin Bey, sıkıntı yok. Devam edebiliriz. Peki. Tamam. Bizler 25 yıl önce kurduk Sistem Global'i, geliştirerek buraya getirdik. Bundan sonrasında hem biraz yaşımız ilerliyor, hem dünya çok dönüşüyor. Biraz geleceğin sahibi olarak görüyorum ben sizleri. Bugün baktığınızda şu anda sanıyorum işte 150'ye yakın geleceğin sahibiyle konuşuyoruz. Sizin aklınıza ve sizin yönlendirmenize ihtiyacımız var. Bugün ben size akıl verecek değilim. 51 yaşındayım. Bildiklerimi anlatacağım ama daha çok sizin aklınıza, yüreğinize ihtiyacımız var. Onun için buradayız. Ama tabii ki Sistem Global'i anlatacağız. Ne yapıyoruz, neler yapıyoruz. Aralarda 4 tane sorumuz var. Sonrasında da bir anketimiz var. Orada bizi yönlendirmeniz çok değerli. Ve gerçekten dediğim gibi buna Sistem Global olarak ihtiyacımız var. Küçük bir sunumumuz var. Ben onunla başlayacağım. Paylaşayım buradan. Görünüyor mu? Bir sorun var mı? Görünüyor, bir sıkıntı yok. Sanırım tam ekran değil Hüseyin Bey. İşte onu bir becerebilsem. Becerdin mi? Evet, sadece o alt kısımda bir çarpı var. İndirilenleri Tamam. kapatabilirsiniz. Onu da kapatalım. Tamam. Tamam, Onu da süper. becerdik. Harika. Bakın hemen desteğinize ihtiyaç var. Gördünüz mü? Canlı işte. Yani sizin gibi gençler pıt pıt bunları çözüyor. Evet. Sistem Global dediğim gibi bugün 25 yaşında, bu yıl 25. yılını kutluyor. Türkiye'de bir danışmanlık ve denetim grubu. Özetinde ne yapıyoruz diye sorduğunuzda büyüme danışmanlığı yapıyoruz. Mali ve hukuk içerikli firmalara büyüme danışmanlığı yapıyoruz. Altında birçok bölümümüz, birçok ürünümüz var. Ama günün sonunda dediğim gibi danışmanlık ve regülasyon hizmetleri veren, Türkiye'nin kendi sektöründe hemen hemen en büyük yerli firmasıyız. Sistem Global olarak. Şuradan geçiyorum. Evet. Benim adım Hüseyin Karstoğlu. Sistem Global'in kurucu ortağıyım ve yönetim kurulu başkanıyım. Uludağ Üniversitesi işletmeden mezun oldum. Benim şöyle bir yönüm var. Bu artı ya da eksi olarak söyleyemiyorum ama durumum bu. Ben hiç ücret almadım. Hiç ücret bodrum olmadı. Üniversiteden sonra stajımı yaptım. Mali müşavirlik belgemi aldım. Sonra kendi ofisimi açtım stajdan sonra. Böyle bir yol, biraz böyle girişim ağırlıklı bir yol tercih ettim. Bunun alternatifi de kurumsal firmalarda çalışıp bir süre sonra kendi işinizi yapabilirsiniz ya da sadece kurumsal firmalarda çalışabilirsiniz. Bunun bir tek doğrusu yok. Ama benim yolum buydu ve bu yolu tercih ettiğim için de aslında mutluyum. Şurada bir şey ekleyeceğim. Bir geri gelebilecek miyim bakayım. Evet, gelebileceğim şuradan. Evet. Bizim 96'da kurulduğumuzda şirketimizin ismi Sistem'di. 2013 yılında Sistem Global yaptık. Global'i 2013 yılında ekledik. Amacımız Türkiye'den bir global danışmanlık markası çıkarabilmekti. Ve o günden bugüne bunun için mücadele ediyoruz. Ve aslında ihtiyacımız, biraz da sizin gibi gençlere ihtiyacımız bu global taraftan oluşuyor. Şirketi gerçekten bir global marka haline getirebilmek için mücadele ediyoruz. Gençlerle birlikte, hep beraber. Bugün biraz Sistem Global'in geleceğini konuşacağız. Sistem Global'in bugün ne yaptığını anlatacağım ben size. Ve yaklaşık 30 yıllık bir iş hayatım var. Bu 30 yıllık iş hayatında neler damıttım? Arada sizlerle onları paylaşmaya çalışacağım. Neler biriktirdim? Mümkün olduğu kadar haplaştırarak. Ama daha çok dediğim gibi sizin katkılarınıza ihtiyaç duyuyoruz bugün itibariyle. Biraz stratejiyi konuşacağız gibi. Evet, geçiyorum bunu da. Şunun çok farkındayız biz sevgili gençler. Bizim baktığınızda bir kooperatif değiliz. Bir ticari kuruluşuz. Dediğim gibi yaklaşık 25 yıl önce ben kurmuştum Sistem Global'i. Bugün itibariyle onun üstünde ortağımız var. Bir partnerlik yapımız var. Ama bu partnerlik yapısı böyle yandan ve kartvizit için oluşturulan bir partnerlik yapısı değil.
tamamıyla sahiplikler üzerine oluşan bir yapımız var. Amacımız bunu 30'lara, 40'lara, 50'lere çıkarmak ve o yolda ilerliyoruz. Yani bir başladık, bugün onun üstünde ortağımız var. İnşallah bu 40 olur, 50 olur. Buralara doğru gitmek istiyoruz sizlerle beraber. Evet, Sistem Global 96'da kuruldu. Bugün itibariyle baktığınızda bizim gemimizin, sevgili gençler, biz bir gemi olarak adlediyoruz Sistem Global'i. 4 tane motoru var. 1, vergi ve finansal hizmetler. 2, mevzuat risk yönetimi dediğimiz hukuk tabanlı hizmetler. Mühendislik tabanlı hizmetler ve patent hizmetleri. Yani patent ekibi, mühendislik ekibi, mevzuat risk yönetimi ekibi ve vergi ve finans ekibi bütünleşik hizmet sunuyoruz. Kime? Teknoloji, Ar-Ge, mühendislik tabanlı üretim yapan, katma değerli üretim yapan ya da yapmak isteyen her ölçekteki kuruma, şirkete, girişimciye hizmet veriyoruz. Bugün itibariyle 8 ilde, Türkiye'de 8 ilde kendi ofisimiz var. Dünyada da 4 ülkede kendi şirketimiz ve ekibimiz var. Yaklaşık 350 kişiye yakın bir ekibimiz var. Şu an itibariyle kendi iç kadromuz. 2019 yılı itibariyle global ofislere geçtik. Brüksel'de şirketimiz var. Londra'da şirketimiz var. Berlin'de şirketimiz var ve Singapur'da şirketimiz var. Brüksel'deki şirketimizle daha çok Horizon ve IPA projeleri ağırlıklı çalışıyoruz. Londra, Berlin, Singapur ofislerimizde de Türkiye'den globalleşebilecek firmalara o bölgelerde lokal servisler sunuyoruz. Oradaki ofislerimizin ağırlığı bu. Türkiye'de 8 noktada da ofislerimiz var demiştim. Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir, Antalya, Kayseri, Adana, Antep. Bu bölgelerde de ofislerimiz var. Hemen hemen Türkiye'nin birçok bölgesini kapsayan bir hizmet yapımız var. Karadeniz'de de sanıyorum bu yıl içinde, bu yıl sonuna doğru yapılanmış olacağız. Orada da çalışmalarımız devam ediyor. Baktığınızda biz regülasyon ağırlıklı işe başlayan bir grubuz. Regülasyonun etrafına danışmanlık hizmetleri kurduk, danışmanlıkla ördük. Ve regülasyon tabanlı danışmanlık tarafında büyüyerek ilerliyoruz. Ağırlıklı hem regülasyon bölümümüz var hem danışmanlık bölümümüz var. Global tarafta da dediğim gibi şu anda Türkiye'den globale açılabilecek firmalara hizmetler veriyoruz. Sonra da o bölgelere dışarıdan gelen firmalara hizmetler vereceğiz. Devamında da o bölgelerde o bölgenin şirketlerine de hizmet veren dünyadaki uluslararası danışmanlık firmaları gibi Türkiye'den bir danışmanlık firması üretmek istiyoruz. Tamamıyla şu anda çıktığımız yol bu. Bu işin başlangıçta da söylediğim global tarafında daha çok sizin vizyonunuza ve gelecek bakış açınıza ihtiyacımız var. Burada şunu belirteyim ben. Sistem Global olarak biz otobanı hiç tercih etmedik. Bir otoban yoktu da işe başladığımızda. Olsaydı tercih etmezdik herhalde. Kendi patikalarım, ya patikadan gittik, başkalarının açtığı patikadan. O birazcık daha güvenli. Ya da olmayan yerlerde kendimiz patika açtık. O biraz zor ama biraz keyifli, kendi yolunuzu açıyorsunuz. Ben de işte yaklaşık 30 yıldır iş hayatında olan ve 25 yıldır patikalardan giden ve kendi patikasını açan ekibin lideri olarak bu yolu tercih etmekten mutluyum. Siz de kendi patikalarınızı açmayı tercih edebilirsiniz. Hayatta böyle yollar da var ve çok keyifli olabilir. Evet, biraz önce söyledim. Bizim iki ana grubumuz var. Danışmanlık ve uyumluluk, yani regülasyon hizmetleri sunuyoruz. Söylediğim gibi uyumluluktan, yani regülasyondan doğan bir danışmanlık grubuyuz. Ve mümkün olduğu kadar birbiriyle senkronize, birbiriyle bütünleşik bu hizmetleri yapmaya çalışıyoruz. İşte 350 kişiye yakın bir ekiple, söylediğim 4 motorla. Vergi, finans, mevzuat risk yönetimi, yani hukuk ağırlıklı işler, mühendislik ve patent tabanlı işler. Dediğim gibi doğuşumuzda uyumluluk ama gelişimimiz danışmanlık tarafında büyüterek devam ediyoruz. Bundan sonra arada soru bölümleri var. Soru bölümlerinde
Yine aradan o chat kısmından ya da diğer bölümden yazarak bana bir şeyler sorabilirsiniz. Ben orada bekleme tarafında onları size cevaplayabilirim ve konuşmaya devam ederim. Siz de bir taraftan soruları cevaplarsınız. Bunu da geçiyorum. Evet, şimdi şöyle bir sorumuz var. Sistem Global az önce görmüş olduğumuz hizmetlerle topluma sizce nasıl bir fayda sağlıyor olabilir? Ekosistemimize, ekonomiye ve içinde bulunduğumuz ekosisteme nasıl bir fayda sağlıyor olabilir? Burada görüşlerinizi rica ediyoruz. Bir iki dakikalık süre var. Sanıyorum moderatör arkadaşımız o kısmı yönetiyor olacak. Ben de bir şekilde saatimi tutuyorum. 2 dakika sonra sunuma devam ediyor olacağım. Arada yine sorular ya da görüşleriniz olursa alabilirim. Nereden yazarsanız görürüm. Evet. Hüseyin Bey, Doğukan şu an chat kısmından linki paylaştı. Katılımcılarımız tamam. O linke girerlerse eğer ben süreyi tutuyor olacağım. Tek tek soruları cevaplayabiliriz. Duydunuz arkadaşlar. Chatten size bir link geldi. Orada değerli görüşlerinizi bekliyoruz. Burada bu soruların 2 tane fonksiyonu var. Birincisi bizim için, ikincisi sizin için. Bizim için ben çok değer veriyorum burada sizden aldığımız görüşlere. Lütfen kendinizi vererek bu topraklardan çıkmış ve global hedefi olan bir danışmanlık firmasına yön veriyorsunuz. Ciddiyetiyle ve kendinizi vererek cevap vermenizi rica ediyorum bu grubun yönetim kurulu başkanı olarak. İkinci fonksiyonu ne bu soruların? Bu sorulardan cevaplara göre minimum 10 arkadaşımızı seçerek o Türkiye'nin 8 ayrı noktasında staj ve devamında iş imkanı sağlamak istiyoruz. Bu size bir ödül gibi, aslında bu ödül bize. Çünkü dediğim gibi bizim aslında sizin dokunuşlarınıza ve sizin emeğinize ihtiyacımız var. Sanıyorum süre başladı. Ben süre içinde biraz sohbet ederek top çeviriyorum değerli moderatörümüz. Siz bana sürenin dolduğunu söylediğinizde ben sunuma devam edeceğim. Tamam. Tamamdır. Tamam, harika. Şimdi dediğim gibi sorunun 2 fonksiyonu var dedik. Cevapların birisi sizin için, birisi bizim için. Aslında dipte baktığınızda ikisi de bizim için, ikisi de bizim işimize yarıyor. Bir, fikirlerinizi alıyoruz. 2, staj ve çalışan olarak paydaş olarak emeklerinizi alacağız. Günün sonunda tüm 2 unsur da bizim işimize yarıyor. Onun için de teşekkür ediyorum tekrar. Neler oluyor dünyada, iş hayatında diye sorarsanız, dünya zaten son 3-4 yıldır sevgili gençler önemli bir değişim içerisindeydi. Pandemiyle birlikte bu değişim dönüşüme döndü. Dolayısıyla artık değişmiyor, çok ciddi bir hızla dönüşüyor. Dönüştüren de hem şartlar hem de sizler. Nereye doğru dönüşüyor? Gelecek dünyasına, gelecek mahallesine doğru gidiyor. Yani sizin aslında sahip olduğunuz yere doğru gidiyor. Dolayısıyla siz 3 yıl sonra, 5 yıl sonra, 10 yıl sonra dünyayı nerede ve nasıl görüyorsanız, ki nasıl yaşamak istiyorsanız, sizler daha ağırlıklı orayı dizayn edeceksiniz. Biz de Sistem Global olarak buraya yönelmek istiyoruz. Ana arayışımız bu zaten. Yani geçmiş istatistikler, geçmiş veriler artık bizi doğru yöne, tam olarak doğru yöne götürmüyor. Eskiden bakın işimiz kolaydı. 10 yıl önce, ondan önceki 10 yıla bakıp önümüzdeki 5 yılı tahmin edebiliyorduk. Ama şimdi geçmiş 10 yıla bakıp önümüzdeki 1 yılı tahmin edemiyoruz. 1 yılı. Bırakın 2-3 yılı, 5 yılı. Dolayısıyla artık bugün doğru karar veren, bu verilere göre doğru karar veren kişiler ve kurumlar gelecekte çok daha farklı yerde, çok daha güçlü ve çok daha etkin olacak. Bu ülkemiz için de geçerli, sizler için de geçerli, bizler için de geçerli. Ülkemiz de sizlerin omuzlarında büyüyecek ve gelişecek. O yüzden sizlerin geleceği iyi koklaması, iyi analiz etmesi, bizlere doğru rehberlik yapması çok önemli. Bugüne kadar biz gençlere rehberlik yapıyorduk. Artık gençlerin rehberliğine, genç beyinlerin rehberliğine çok ciddi ihtiyacımız var. O yüzden buradayız. Hüseyin Bey, çok güzel konuştunuz. İlk sorumuzun vakti doldu. İsterseniz süper. Devam edebiliriz. Tamam. Geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi geçmeden birkaç bir şey daha söyleyeyim ben burada.
Geçen bir arkadaşımız geldi. Kullandığımız işte biz ürünlerimizin bir kısmını online ve yazılım marifetiyle yapıyoruz. Dedi ki hızla değiştirmemiz lazım. Yani nasıl değiştirmemiz lazım? Daha yeni yaptık. Oyun teknolojisine gidiyor her şey. Artık her şeyi oyun teknolojisiyle yapmamız gerekiyor. Dönüştürmemiz lazım. Genç bir arkadaştan gelen fikir. Şimdi oraya doğru konuları evirtmeye çalışıyoruz. Sadece laf olsun diye bu fikirleri almıyoruz. Bizzat uyguluyoruz. Uygulamaya çalışıyoruz bu fikirleri. Şimdi baktığınızda yanlış oldu. Basınca geçiyormuş. Bilemedik. Tamam, geri geldik. Okey. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve sistem global. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Bu pandeminin ve dönüşümün ekonomik dünyaya getirdiği bir netleştirdiği bir kavram da sürdürülebilirlik. Bugün itibariyle baktığınızda karlılık önümüzdeki 5 yıl için sürdürülebilirlikten daha zayıf bir motivasyon. Artık kritik olan şey sürdürülebilirlik. Yani suyun üstünde kalma. Bu suyun üstünde kalma meselesi çok kritik. Karlılıktan daha kritik. Biz burada neler yapıyoruz? Biz burada insana yakışır bir iş ortamı ve ekonomi ortamı ve buna yönelik bir büyüme olması gerektiğini düşünüyoruz. Sistemli Birleşmeler adı altında bir inisiyatif başlattık. Türkiye'de firmaların birleşebilmesi ve bir arada güçlerini kullanabilmesi için bir inisiyatif başlatmamız gerekiyordu. Bunu yaptık ve faaliyetler yoğun bir şekilde devam ediyor. Ben burada yine size, sizin gibi gençleri bulmuşken bir şey söyleyeyim. Türkiye'de olmayan ama sizin değiştirmeniz gereken bir kas işte bu birleşme. Bugün itibariyle sistem global hem birleşme hizmetleri veriyor hem de bölünme mevzuat olarak ve vergi planlaması bölünme hizmetleri veriyor. Maalesef bir birleşme işi yapıyorsak 10 bölünme işi yapıyoruz. Bu gidişat hiç hayra alamet değil. Dolayısıyla bu gidişatı sizlerin değiştirmesi, birleşerek takım olarak mutlaka faaliyet gösteriyor olmak gerekir. İş dünyasında artık birleşemezseniz kendi bireysel gücünüz çok daha küçük kalacak. Esculop diye bir yapımız var. Esculop'ta startupları ve girişimcileri yoğun olarak bazı durumlarda bedelsiz, bazı durumlarda küçük bedelle belki ortak olarak bir hisse yapısıyla ortak olarak destekliyoruz. Sistem Global grubu altında bir yapıdır Esculop. Startuplar, girişimciler, mikro kobiler yoğunluklu desteklediğimiz kümeler arasında. Çünkü onlarla bu şekilde birleşerek ancak insana yakışır bir ekonomik büyüme sağlayabileceğimizi düşünüyoruz. Eğer ekonomik büyümeyi sağlayamazsanız ülkede bağımsızlıktan ve özgürlükten bahsedemezsiniz. O yüzden mutlaka bu ekonomik büyümeye siz gençler olarak kafayı takıyor olmanız lazım. Sanayileşme, yenilikçilik ve buna uygun altyapılar geliştirilmesi çok kritik. Hem Türkiye'de hem global tarafta hedef ülkelerde teşvik ve destek hizmetleri veriyoruz. Çünkü bu faaliyetler fonsuz olmuyor. Burada finansmana erişim faaliyetleri veriyoruz. Teknoparklar ve ARGE merkezleri çok yoğun çalıştığımız ve katkı koymaya çalıştığımız gruplar arasında. Şirket içi kadın erkek eşitliğine çok önem veriyoruz. Birazdan bazı istatistikler sizle paylaşacağım. Aynı zamanda da genç nüfusa, şirketteki genç nüfusa ağırlıklı önem veriyoruz. Burada örnek olmaya çalışıyoruz. Kendi şirketlerimize, müşterilerimizde bu konuda ciddi yönlendirmeler yapıyoruz. Araştırma raporları sunuyoruz. Onların da bu yönde buraya ağırlık koyması için gayret ediyoruz değerli arkadaşlar. Burada ekonomik büyüme ve bağımsızlıktan bahsetmişken şunu söyleyeyim size. Takip kasınız yoksa becerilerinizin bir önemi yok. Mutlaka takip kası edinin. Konulara küçük büyük ayırmadan dahil olun. Eğer dahil olduğunuz bir çalışma varsa da ona müdahil olun. Biraz böyle Osmanlıca gibi müdahil. Dahille müdahil, müdahil olun, takip edin, sonucunu görün. İş hayatında bir tavsiyem daha, arada böyle tavsiyelerde bulunacağım. Yarım bıraktığınız her iş arkanızdan gelen ve Covid'den daha beter, tehlikeli bir virüs. Dolayısıyla ya bir işe başlamayın ya da yarım bırakmayın. Mutlaka işlerinizi takip edin. Küçük büyük ayırt etmeden önemseyin ve ciddiye alın. Bunun için de neyi ciddiye almam gerekir, neyi almamam gerekir? Türkiye'deki yakın tarih, kurtuluş döneminin tarihini inceleyin. Kurucu Atatürk ve kurucu ekip
neleri o savaş ortamında ciddiye almış, opera sanatçılarını yurt dışına göndermiş, terzileri yurt dışına göndermiş, savaş varken bunları yapmış, büyük bir ekonomik bunalımda her işi küçük küçük büyük ayırmadan ciddiye almış. Siz de bu takip ve ciddiyet meselesini önemseyin lütfen. Sistem Global Akademi ve çalışanların eğitim kısmı yine çok kritik. Sistem Global bu nitelikli eğitim meselesi ve eğitim eşitsizliği meselesine kafayı takmış durumda. Burada gücümüz yettiğince buraya emekler vermeye çalışıyoruz. Bugüne kadar Sistem Global Akademi ile 1000'e yakın eğitim verdik. Çalışanların eğitimine de şöyle bakıyoruz değerli hazırın. Sadece çalışanlarımızı eğitmek değil, çalışanlarımız tarafından da eğitilmek olarak bakıyoruz. Konuya çift taraflı bakıyoruz. Zaten bu çift taraflı olduğunda çok keyifli oluyor. Üniversitelerle yapılan birçok ortak projemiz var. Yine Arge İnovasyon Teknoloji ve Girişimcilik öbeğinde işler yapıyoruz üniversitelerle. STK'larla da yine öyle yoğunluklu çalışmalarımız var, gönüllü çalışmalarımız var. Burada da STK konusu gelmişken şunu ifade etmek istiyorum. Türkiye'de kendi verisini üreten ve veriyi yönetebilen bir ülke olmamız, dünyadaki verilere ulaşabilir, bunları yönetebilir bir ülke olmamız lazım. Gelecek verileri doğru analiz ederek ve kendi doğru verini doğru yerde arşivleyerek ve bunlara doğru kanaldan erişerek ilerliyor olacak. Bu veri kısmının da altını çizmek istiyorum. Bizlerin bu topraklara ihtiyacı var. Bu topraklardan yeşerdik ve büyüdük çok şükür. Sizlerin de bir gün bu topraklara borcunuz olacak. Şu an birikiyor ve ileride daha çok artacak bu borcunuz. Nasıl ödersiniz bunu? Biz nasıl ödemeye çalışıyoruz? Üreterek ödemeye çalışıyoruz. Ürettiğiniz şey sadece uzaya gemi göndermek değil. Bir insan iş hayatına dokunmak, gönlüne dokunmak bir gülümsemeyle ya da ürettiklerinizle, hizmetlerinizle böyle ödersiniz borcunuzu. Dolayısıyla Sistem Global'in öbek cümlesi üretmektir. Sizlere de bu üretmek kelimesine kafa yormanızı önemle tavsiye ediyorum. Dediğim gibi 25. yılımızı kutluyoruz. İnşallah hep beraber 100. yılımızı kutlayacağız. Yine sizin gibi gençleri bulmuşken ne söylemem gerekir diye düşündüm. Bazen şu karşınıza çıkıyor. Mutlu olduğum işi yapmalı mıyım? Başarılı olurum. Yoksa başarılı olduğum işi mi yaparsam mutlu olurum? Burada bir paradoks var. Bir yerinden başlayın. Benim 30 yıllık iş hayatım başarılı olduğunuz işte mutlu olursunuzu gösteriyor. Dolayısıyla mutluluk göreceli bir kavram. Başarı biraz daha ölçülebilir bir kavram. O yüzden başarıdan gitmenizi önemli tavsiye ederim sizin gibi gençlere. Evet, ikinci sorumuz yine 2 dakikalık bir soru. Biraz önce konuştuğumuz faydalara ek olarak nasıl faydalar üretilmeli? Sistem Global nasıl ek faydalar üretmeli? Yönünü nereye fayda olarak, fayda üretme anlamında yönünü nereye dönmeli? İkinci sorumuz da bu değerli arkadaşlar. Sanıyorum link geliyor ve 2 dakika sürede başlıyor olarak anladım ben sayın moderatörün ifadelerinden. Evet, başlattım. Anlamayan ya da kafa karışıklığı olan varsa diye chat kısmında bütün formu gönderdik. Hüseyin Bey söyledikçe soruları cevaplamanız bekleniyor. O yüzden o formda ikinci soruyu bulabilirsiniz. Evet. Şimdi ben yine diğer slaytlara geçmeden biraz gevezeliğe devam edeyim. Yine gençleri bulduğumda söylemek istediğim şey had bilme. Bu had bilme meselesi çok önemli. Buna kafa yorun değerli gençler. Had bilmeyi biz şöyle öğrendik. Yani bir yere kadar gel, orada dur. Bence 180 derece ters açıdan bakın. Yapabileceklerinizi bilin, ötesini zorlayın. Haddinizi zorlayın. Had sadece negatif bir kavram olarak değil, pozitif kavram olarak da sizi yüreklendirsin. Dolayısıyla yapabileceklerinizi zorlayarak konuyu ileri taşımaya çalışın diye düşünüyorum. Bizim hedeflerimiz, planlarımız var. Mutlaka siz de kendi iş hayatınızda bir hedef belirleyin. Bu hedefe yönelik plan yapın. Bu plana uygun kaslanmaya çalışın. Antrenmanını yapın. Kas üretmeye çalışın. Ve
takım olmadan iş hayatı için söylüyorum. Takım olmadan bir şey yapamayacağınızı bilin ve bir takımın içinde olmayı ya da bir takım kurmayı mutlaka zorlayın. Şimdi bu dünya değişmiyor artık, dönüşüyor dedik. Neye doğru dönüşüyor? Belirsizlikleri yönetebilme kası olan, belirsizlikleri yönetebilme becerisi olan kişiler, kurumlar, ülkeler çok kritik yol alacak. Yol alıyor ve yol alacak. Fakat burada kritik şey esneklik ve dinamizm. Bunu ben belirsizlikleri yönetirim de 2 yıl sonra yönetirim ya da düşünür yönetirim. Sen düşünürken arkadan birisi gelip ya da 10 tane rakip gelip seni geçebiliyor. Dolayısıyla mutlaka plan yapın, mutlaka takımla hareket edin, bir hedefiniz olsun. Ama esnek davranmayı ve dinamizminizi mutlaka koruyun. Ama esnek davranmak demek, large davranmak demek ya da hemen oraya da girer çıkarım, bu işi de yaparım, yok olmadı tekrar bu işi yaparım demek değil. Hedefinizi ana kertenizde, ana cümlede metnin başında tutarak metni yazarken değişen şartlara göre belli şartlarda esneyebilmeniz ve dinamik tepki vermeniz, değişen şartlara dinamik tepki vermeniz çok kritik. Dediğim gibi Türkiye'de bazı sorunlar var. İş dünyasında bunları sizler ancak çözebilirsiniz. Bir, global özgüven. Türkiye'den daha çok fazla global marka çıkarmamız lazım her alanda. Benim yine bu 30 yılda gördüğüm bir global özgüven problemimiz var. Bunu siz gençlerle aşacağız. İki, birlikte üretebilme. Takım oyunu, biraz genetiksel sorunlarımız var. Son 100 yılda bu kasımızı erittiler. Ya da son 50-60 yılda. Dolayısıyla bu birlikte üretebilme meselesine, birlikte olabilme meselesine çok kafa yorun. Bölünerek, parçalanarak hiçbir yere varamazsınız. Bir de tabii üretim meselesi. Her alanda, her konuda üretme kasınızı mutlaka geliştirin. Buna kafa yorun. Sayın moderatörümüz, süre doldu mu acaba? Süremiz doldu Hüseyin Bey. Bir tamam. De birkaç dinleyicimizden rica geldi. Kulaklığınızdan biraz cızırtı çıkıyor sanırım. Kulaklığı çıkarıp bilgisayar sesine geçebilirseniz harika olur. Deneyelim. Nasıl şu anda? Şu anda geliyor. Evet. Biraz önce duymadım sanırım internet bağlantısından dolayı fakat. Bir kulaklık değiştirelim hızlı. Şu an çok güzel geliyor aslında. Öyle mi? Duyuyor evet, musunuz şu anda? Evet, bu şekilde devam edebiliriz. Tamam, harika. Biraz sesi yükseltmeye çalışayım buradan. Nasıl şu anda? Hiçbir problem yok şu an. Tamam. Okey. Bir dakika. Buradan basarken fazla nereye gittik? Evet. Şimdi biraz önce bazı istatistiklerden bahsetmiştik sizinle. 8 ofis olduğunu söyledik. Şimdiki ofislerden bahsetmiştim. Özellikle Singapur ofisi marifetiyle Japonya'yla ve Asya'yla çok yakın ilişkimiz var ve çok yoğun çalışıyoruz. Yine siz testte ve görüntüde bir problem olursa beni uyarın lütfen. 320'den fazla, şu an 350'ye yaklaştı. Bir kendi iç ekibimiz var bu söylediğim 4 disiplinde. Sistem Global'in bugünkü partnerlik yapısıyla stajyer olarak başlayıp partner olma yolunuz açık ve belirli şu anda ve buna ağırlık veriyoruz. Çalışanlarımızın %60'dan fazlası, 61 civarı kadın çalışandan oluşuyor. %40'ı erkek çalışandan oluşuyor. Çalışanlarımızın %63'ü, ben de bu slide'la öğreniyorum bunu. Çalışanlarımızın %63'ü 34 yaşının altındaki insanlardan oluşuyor. Bendeki bir bilgi de şu. Yaş ortalamamız 31. 2023 yılında da yaş ortalamamızı 28'e indirmek gibi bir hedefimiz var. Bunu daha da aşağı indireceğiz. Şöyle bir bilgi paylaşayım size. Sizinle sistem global kültürünü ifade etmek anlamında. 25 yıllık firma olduğumuzu unutmayın. Ve kurulurken 1 kişi kurulduk, 2-3 kişi gittik, 10 kişi, 50 kişi gittik. Bu veriyi şöyle değerlendirin. Şu anda yönetim kadromuzun, üst yönetim kadromuzun %52'si kadınmış. Bunu çok önemsiyoruz. Ve yönetim kadromuzun yaş ortalaması 40'ın altında.
20 yılını doldurmuş, 25 yıllık firmada 20 yılını doldurmuş 3 arkadaşımız var. 15 yılını geçmiş yaklaşık 10 arkadaşımız var. Dolayısıyla hem kadın çalışana hem birlikte üretmeye çok önem veriyoruz. Belki bunun bir istatistiği olarak bunu sizinle paylaşmış olayım. Evet. Sona doğru geliyoruz. Yine bir üçüncü sorumuz. Yine 2 dakikalık bir sorumuz. Chatten size linkler gelmişti. Değerli moderatörümüz süreyi tuttu. Beni uyaracak. Tamam artık gevezeliği bırak. Slide'a geç diyecek. O zaman ben slide değiştireceğim. Zaten son 10 dakikamız. Arada yine dediğim gibi soru gelirse konuşuyor oluruz sorular üzerinden. Sistem Global'le çıktığımız yolda bugün itibariyle kendimizi başarılı görüyoruz. Global tarafta da çok daha büyük işler yapmak istiyoruz. Bunun için ne yapmamız gerekir diye baktığınızda hem odaklı gitmek gerekir. Odak çok önemli. Odağı dağıtmıyor olmanız lazım. Hem de renkli ve çeşitli olabilmek gerekir. Zorluk burada. Hem odaklı gideceksiniz, hem de tek renk olmayacaksınız, çeşitliliğe önem vereceksiniz. Sistem Global bunu zorluyor iş hayatında. Dolayısıyla birçok zorlukla karşılaşıyor. Patika dediğim yerler buralar işte. Dolayısıyla odaklanabilmek önemli, odağınızı kaybetmemek önemli ama renklilik ve çeşitliliği de mutlaka ihmal etmeyin. Gerçek manada eşitliklerin olduğu, adil, ezbersiz, filtresiz üretimin olduğu bir iş ortamı ürettiğimizi düşünüyoruz. Göremediğimiz eksik kalan yerler varsa bunları iyileştirmeye çalışıyoruz ekibimizden akıl alarak. Sizlerle de daha yeni aramıza katılacak, daha ezbersiz beyinlerle, zihinlerle, gönüllerle oralarda da çok daha iyileşmek istiyoruz. Gençlerden beklediğimiz ne? Farklı bakabilmesi, konulara farklı bakabilmesi ve enerjisi. Özellikle bu farklı bakabilme meselesini çok dikkate alıyoruz. Siz o farklı bakabilmenizle bizi globale taşıyacaksınız diye düşünüyoruz değerli arkadaşlar. Moderatörümüz hadi dediğinde ben slide'ı değiştireceğim. Şu an geçebiliriz Hüseyin Bey. Tamam, teşekkürler. Evet, gruptan bahsediyoruz size. Regülasyon ve danışmanlık olarak söyledim. Bu da 25. yılımızla beraber yeni kurumsal ifadelerimiz. Bana göre sol tarafta danışmanlık markalarımız var. Sağ tarafta stratejik işbirliği olarak da ilerlediğimiz regülasyon markalarımız var. Ortada da kurumsal servislerimiz var. Yani siz gençlere nerelerde ihtiyacımız var? İşte bunların hepsinde ihtiyacımız var. Solvera diye bir yazılım firmasına yatırım yaptık. O bizim grup firmamız. E-Danışman diye bir online hizmet portalımız var. 2019'dan beri hayatta. Oradan online servisler sunuyoruz Türkiye'nin her bir yerine. Esklop biraz önce bahsetmiştim. Özellikle girişimciler ve mikro KOBİ'lere farklı ortamlarda hizmet sunduğumuz Sistem Global'ın iç kuluçkası. Kuluçkası hızlandırıcısı Esklop. Buraya da hem data analitik hem yapay zeka anlamında şu anda girişimler ve firmalar arıyoruz. Kuluçkamızı ve hızlandırıcıyı almak için buradan da bunu ifade etmiş olayım. Sistem Akademi bence yayınlarını takip edin, eğitimlerini takip edin. Birçok da ücretsiz eğitimimiz var. Dediğim gibi yaklaşık 1000'e yakın eğitim verdik Sistem Akademi ile. Kalfa olarak da çok yeni başlattığımız mali müşavirler için bir dijital back office yönetimi sistemi, yazılımla servisin birleştiği kabiliyetler Kalfa'da. Gördüğünüz üzere bir denetim grubu olarak değil, bir danışmanlık grubu olarak gidiyoruz ve konuştuğumuz cümlelerde teknoloji var ve şunu görüyoruz. Sanıyorum 3-4 yıl sonra ya teknoloji ağırlıklı danışmanlık firması ya da teknoloji firması olarak anılacak Sistem Global. Birçok firma böyle anılacak. Eğer teknolojiyi merkezinize koymazsanız, dijitalleşmeyi merkezinize koymazsanız yok olacağımızı görüyoruz. Şu an birçoğunuz belki cep telefonunuzdan bağlanıyor buraya ama biz cep telefonumuzdan bağlanamıyoruz. Böyle kaslarımız yok. Zoom dediğinizde mutlaka bilgisayarın başına oturup falan
Bugün pazar olmasaydı beni böyle kravatlı falan görecektiniz bilgisayarın başında. Çünkü kravat takmadan adepte olamıyorum falan. Ama gençlere bakıyorum, şortla falan adepte oluyor ve benden daha adepte oluyor. Dolayısıyla yeni dünya buradayken bizim bu kravatta ısrar etmiyor olmamız lazım. Kravat çıkarınca da biz olamıyoruz. O yüzden demek ki şort giyen gençlere ihtiyacımız var direksiyonda. Tamamıyla durduğumuz yer burası sevgili gençler. Burada terzi usulü işler yaparak doğduk. Sonra ölçeklenebilir ve çoklanabilir ve ölçeklenebilir işlere doğru konuyu götürdük. İnşallah global tarafta ölçekleyebildiğimiz işlerle hep beraber Sistem Global isminden dünyada da söz ettiriyor olacağız diye düşünüyoruz. Umudumuz, çabamız budur. Son soru. İki soru var. Süre 4 dakika. Zaten bana ayrılan sürenin de son 6 dakika olarak görünüyor. O sorudan sonra da 1-2 dakika son slaytta toparlama yapıp bugünlük başınızı ağrıtma kısmını sonlandırıyor olacağım. Sanıyorum link elinizde var. Süremiz başladı. Yine moderatör arkadaşımız bizi uyaracak. 4 dakika doldu diye. Ben staj yapmaya başlarken üniversitede staj yapmaya başlamak istemiştim. Herkes tecrübe arıyor. Ya kardeşim staj yapacağım ne tecrübesi? Yani okulu yeni bitirmişim ne tecrübesi? Buralarda çok sorunlar yaşadık. Sonra bu dertleri olan mesleki stajyer arkadaşlara çok yol göstermeye çalıştık. Onları bünyemize kattık. Üniversiteyi yeni bitirmiş, üniversite bitirmek aşamasında olan sizin gibi gençlerin bize ihtiyacı var. Bizim gibi kurumlara, bizim gibi şirketlere ihtiyacı var. Bu net. Ama bunun için hazırız zaten. Isaac'le öyle bir ilişkimiz var. Bundan sonra daha yoğunluklu olur. Şunun tekrar tekrar altını çiziyorum son dakikalar olduğu için. Daha çok bizim size ihtiyacımız var. Sunum sonunda arkadaşlar bir anket paylaşacak. O ankette verdiğiniz cevapları değerlendirip gelecek stratejimizi bugünden yapacaklarımıza ilave edeceğiz. O ciddiyetle lütfen bunları doldurun. Buradaki cevaplara göre derdimizi anlatabildiğimiz ve bunu ifade edebildiğini gördüğümüz arkadaşlara temas kuracağız. Onlarla belki başka söyleşiler yapmaya çalışacağız. Yine bunu Isaac çatısı altında da yapabiliriz. Gerçekten bir gelecek arayışımız var. Yoğun bir şekilde gelecek arayışımız var. Bunun da tek yolunun gençler olduğunun farkındayız. Bu terzi ürün ölçeklenebilir, çoklanabilir ürün meselesi şu an Sistem Global'ın hibrit baktığı bir konu. Yani bakın bir şeye odaklıyız ama çeşitliliğimiz var. Bugün terzi ürünümüz de var. Çoklanabilir ürünümüz, ölçeklenebilir ürünlerimiz de var. Analog ürünlerimiz var. Online verdiğimiz ürünler var. Ve dijitalle dökebildiğimiz hizmetlerimiz var. Bir yazılım marifetiyle sunabildiğimiz hizmetlerimiz var. Yani terzilik de yapabiliyoruz. Arada başka bir sürü katman var. Know-how'umuzu, hizmetimizi bir yazılım ürününe bindirip yazılım olarak da sunabiliyoruz bugün Türkiye'de. Ve bunu dünyada yapmak istiyoruz. Ve yeni bakış açılarıyla yapmak istiyoruz ve bu değerli olanın böyle odaklanıp değer üretmeye odaklanırken renkli ve çeşitli kalabilmek olduğunu belirtmek isterim. Zor olan burası. Dolayısıyla ben de sizi iş hayatına Sistem Global'de ya da başka yerde ya da kendi işinizde odaktan vazgeçmeyin. Mutlaka çeşitlilik ve renkliliğe önem verin. Dinamik ve esnek yapınızı sakın ve sakın öldürmeyin. Yaşınız ne olursa olsun. Değerli moderatörümüz hadi dediğinde ben son slayta doğru geçiyor olacağım. Sanıyorum bir 30 saniyemiz falan daha var. Evet, Hüseyin, isterseniz çok küçük bir açıklama geçeyim. Formu ilk gönderdiğim tamamını dolduran arkadaş ama siz paylaşım yaptıkça akıllarına yeni fikirler gelmiş olabilir. Tekrardan formu isminiz soyadınızla ekstra dolduruyorum. Yeni bir fikrim var diye doldurabilirseniz hiçbir problem olmaz. Tekrardan gönderebilirsiniz. Bir de Hüseyin Bey'in söylediği gibi oturumun sonunda yollayacağımız olan geri bildirim formu da çok önemli. Onu da oturum süresi bittikten sonra chat kısmından yönlendiriyor olacağız. Harika. Bir sefer verdiğiniz, 2 kere, 3 kere, 5 kere verdiğiniz her ne yolla olursa olsun verdiğiniz her fikir başımızın üstünde yeri var.
ve bunlara dediğim gibi ihtiyacımız var. Hem ülkenin ekonomisi hem bizim gibi firmaların geleceği sizlerin omuzlarında yükselecek. Bundan eminiz. Doldu mu süremiz? Geçeyim mi? 3 saniye kaldı. Geçebilirim. Tamam. Evet, ilerliyorum değerli Hazırın. Evet, zaten bitirmişiz. Sanıyorum son 2 dakikam değil mi? Şimdi evet. Biraz önce bahsettim. Sistem Global 25 yıl önce bir kayık olarak yola çıktı. Bugün itibariyle bir gemi ve okyanusa açıldık. Globalde işler yapıyoruz. Ama bir yola çıktığımız ekibi bırakmadık. Onlarla beraberiz. O istatistiği verdim biraz önce. Kadın çalışanların çok kritik olduğunu, çok değerli olduğunu ve çok farklı bakış açıları olduğunu söyledik. Ve ona ağırlık veriyoruz. Yaş ortalamamız sektörümüzün bayağı altında ama daha da aşağı çekmekle ilgili bir 2023 yılı hedefimiz var. Globale gitmek noktasında artık konu hedeften çıktı, plana ve uygulamaya geçti. 4.4 dünyanın 4 ülkesinde kendi ofisimiz var. İnşallah 10 olacak, 20 olacak ve bu ülkeden bu global markayı birlikte çıkarıyor olacağız. Ben çok teşekkür ediyorum. Sanıyorum benim de 30 saniyem. Yaklaşık 150 kişiyle başladık, 150 kişiyle tamamladık. Ben biraz dağınık konuştum ama sanıyorum 500'ün üstünde konuşma yaptım ben bugüne kadar. Bugün heyecanlıyım çünkü iki sebeple gençlerle paylaşmak beni her zaman heyecanlandırıyor. İki, çok önemsediğim bir gündü ve verdiğiniz cevapları çok hem merak ediyorum hem önemsiyorum. O yüzden genelde çalışmam. Son 2-3 yıldır tecrübeyle götürüyorduk ama çalıştım oturup dünden beri kağıt kalem gördüğünüz üzere yazılar çiziler. Öyle olunca da biraz slaytlara bakmak gerekti. Benim adıma çok keyifli bir sunum oldu. Umarım sizin için de sizin okyanus hayatınızda bir damla da olsa bir değer üretebilmişimdir. Sistem Global'in yolu kapısı her zaman sizin gibi gençlere açık. Bu son paylaşılan anketi de değerli görüşlerinizle bizi yönlendirebilirseniz çok seviniriz. Biz en az 10 arkadaşımıza, bu Isaac grubundaki en az 10 arkadaşımıza staj için ve sonrasındaki iş imkanı için çok hızlı dönüyor olacağız. Bu taahhüdü de buradan tekrarlamış olayım. Buyurun değerli moderatör, söz sizde. Hüseyin Bey, çok teşekkür ederiz aktarımlarınız için. Burada 150 gençle birlikteyiz. 150 gencin eminim 150'si de kendi fikirlerine, stratejilerine, düşüncelerine değer veren, bunları uygulayan firmalarda çalışmak istiyorlardır eğitim hayatlarının sonrasında. Sistem Global'de 25 yıldır zaten bunu yapıyor olan ve yapmaya devam edecek olan bir firma. Umarız nice 25 yıllar görürsünüz gençlerle birlikte. Bahsettiğiniz eğitimden amaçlar için ortaklığa, insana yakışır işten ekonomik büyümeye katkı sağlamaya devam edersiniz diyorum. Tekrardan geldiğiniz için çok teşekkürler. Ağzınıza, emeklerinize sağlık. Ben çok teşekkür ediyorum. İnşallah hep beraber göreceğiz. Değerli moderatörümüz, hep beraber göreceğiz. Sizler bizi izleyeceksiniz, bizler sizi izleyeceğiz. Böyle ülkeyi hep daha yaşanabilir hale getireceğiz. Ben çok teşekkür ediyorum katılan tüm gençlere. Size de değerli moderatörlüğünüz için teşekkür ediyorum ve Isaac grubuna teşekkür ediyorum. Keyifli bir gün olsun. Alacak çok teşekkürler. Bakalım.